Gebelik sürecinde, hamilelik sürecinde çok sık mide bulantıları olur mu? Ya da çok sık mide bulantısı olduğu zaman hamilemiz gebe ne yapması gerekiyor? Şimdi bazı insanlarda hiç bulantı olmayabilir. Evet. Hatta bazen böyle soruyla karşı hiç bulantı yok, bir sorun mu var acaba diye. Halbuki öyle değil. Bazen yani çoğu zaman hatta hiç bulantı olmaz. Bazılarının çok hafif sabah bulantıları olur. Bazıları da yani çok ciddi kilolar verecek kadar çok hani hayatını tehdit edecek kadar çok bulantı kusmalarla karşı karşıya gidebilir. Normalde biz yiyeceklerle, hayat tarzıyla işte tuzlu kuru şey gıdalar tüketerek bu şeyi süreci yönetmeye çalışırız. Olmazsa medikal tedavi, hap serum tedavileriyle işte kaybettiğini yerine koymak şeklinde yönetmeye çalışırız. Yiyecekler ve diyetle %80-90'ını hallediyoruz zaten. Çok nadiren de bazen hastaneye yatırıp damardan beslemek gerekebiliyor. Çünkü çok fazla kusmaya bağlı gebelerde halsizlik ve sıvı kaybı olabiliyor. Bazen eksiğini gidermek için hastaneye de yatırabiliyoruz. Gebelik süreci sağlıklı geçmesi için biraz adım adım takip edilmesi gereken bir süreç Evet, herhalde. çünkü çeşitli zamanlarda değişik testler ve yaklaşımlar gerekiyor. Artık herkes çok mükemmeliyetçi. Sadece yani her şeyde çok mükemmeliyetçiyiz. En ufak bir sorun çıkmak Evet. istemiyor. Çıksın istemiyoruz ama bazı şeylere de engel olamıyorsunuz. Çünkü hani bu kontrat değil. Gebe kaldığımız andan itibaren her şey normal gidecek. Hiçbir sorun çıkmayacak diye bir şey yok. Zaten takibe gelmemizin nedeni de bir sorun çıkarsa ne yap? Sorun çıkmasın değil de sorunla karşılaşırsak ne yaparız? İlk zamanlarda işte basit annenin sağlığı ile ilgili bir takım tahliller yapıyoruz. Kan durumuna, idrar durumuna, vücudundaki işte mikrop taşıyıp taşımadığına birkaç enfeksiyon testleri yapıyoruz. Gebeliğin ultrason yapıyoruz. Rahimin içerisinde mi, kalp atışı duyuluyor mu, düzgün mü kese diye. İlk vizit mutlaka çok önemli. Allah muhafaza dış gebelik bir şey olmasın diye ilk vizit çok önemli. İlk vizitten sonra 11-12. haftada ense kalınlığı ve şu ikili test, Down sendromu tarama testi vardır. 11-14 hafta testi diye o test için çağırıyoruz. Eğer o testi kaçırdıysanız da 12 haftada, 16. haftada 4 testimiz var. Onu yapabiliyoruz. Ama ense kalınlığı ölçmek çok önemli. O 12 haftayı çok kaçırmalarını istemiyoruz hastalarımızın. 20-22 hafta civarında da bir anomali taraması testimiz var. İşte sadece dış görünüşü değil de içinde kalbinde herhangi bir delik var mı? Kalp damarlarında bir terslik var mı? Çok ayrıntılı olarak ultrasonlarımızı yapıyoruz. Doğduğunda bebekte bir terslikle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı anlamak için. Yaklaşık 24-28 haftalık arasında da bir şeker yükleme testimiz var. Çok önemli bir Evet. test. Onu mutlaka yaptırmak gerekiyor. Çünkü gizli şeker en çok anne karnında bebek ölümlerine neden olan ya da iri bebek yüzünden sezaryana gitmek zorunda kalan. Zaten sezaryen çok yaygın. Bir de iri bebek olunca mecburen sezaryen yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da normal doğurtmaya kalksanız bebeğin omzu takılıp brakial plexus dediğimiz sinir zedelenmesileri olabiliyor. Mutlaka şeker yüklemeyi öneriyoruz onun için gebelerimize ki hani öyle gizli bir Evet. şeker varsa önleyebilelim diye.